Hepimiz dönüşümün ne olduğunu biliyoruz ve şimdi özel bir tür dönüşüm öğreneceğiz. Adı da doğrusal dönüşüm. Evet, doğrusal veya lineer dönüşüm olacak. Doğrusal dönüşüm diye bir şeyin olması gayet mantıklı zira lineerce bir yapıyoruz. Doğrusal kombinasyonlar yapmıştık ve şimdi doğrusal dönüşümlere bakacağız. Doğrusal dönüşümün anlamı tabii ki de bir fonksiyon, bir t fonksiyonu. R üzeri n'den, R üzeri m'e giden bir fonksiyon. Bu arada neden özellikle bu harfleri seçtiğimi ileriki videolarda daha iyi anlayacaksınız. Şu iki kuralı sağlamak zorunda olan bir fonksiyon. Evet evet bu şey ancak ve ancak şimdi söyleyeceğim bu iki kuralı sağlıyorsa doğrusal bir dönüşüm olacak. Birinci şart. Diyelim elimizde iki vektör var. Bunlar a ve b vektörleri olsun ve ikisi de r üzeri n'e ait olsun. Yani ikisi de tanım kümemizde. Bu iki vektörün toplandıklarındaki dönüşümleri ile ikisinin dönüşümlerinin toplamı birbirine eşit olmalı. Bunun bir doğrusal dönüşüm olması için ilk şart bu. İkinci şart ise vektörün genişletilmiş bir versiyonunun dönüşümü. Mesela A vektörünü C skaleri ile genişletelim. Eğer bu bir doğrusal dönüşüm ise bu C çarpı A'nın dönüşümüne eşit olmalıdır. Evet, gayet açık ve gayet basit. Şimdi bu kuralları gerçek bazı dönüşümlere uygulayalım ve doğrusal olup olmadıklarını anlamaya çalışalım. O zaman şöyle bir dönüşüm tanımlayayım. Diyelim ki bir t dönüşümümüz var. R kareyi R kareye eşliyor. Yani eğer ona iki bileşenli bir girdi verirseniz sonuçta o da size iki bileşenli bir çıktı veriyor. Ona x1 virgül x2'yi verirseniz o da size Diyelim ki x1 artı x2 virgül 3 çarpı x1 sıralı ikilisini veriyor. Ya da bunu vektörel bir şekilde de yazabiliriz. Bu bizim bir çeşit değişken halimiz. Karşınıza çıkabilecek her farklı gösterim şeklini görmeniz iyi bir şey. Bunu bir x vektörünün dönüşümü şeklinde de yazabilirdiniz. Şuraya yazalım. T x1 x2 vektörü eşittir x1 artı x2 vektörün birinci bileşeni ve ikinci bileşen 3 çarpı x1. Bu bizim dönüşümümüzü ifade etmek için bir diğer yol. Ve üçüncü yol ki ben bunu başka yerlerde hiç görmedim ama bana e, son derece mantıklı geliyor ve dönüşümün ne olduğuyla ilgili açıklayıcı bir gösterim gibi düşünüyorum. Bu sadece bir eşleme ya da sadece bir fonksiyon. Şöyle gösterebilirim. T dönüşümü iki nokta üst üste r karedeki bu x1, x2 vektörünü böyle bir vektöre eşliyor diyebiliriz değil mi? x1 artı x2 ve 3 çarpı x1. Tüm bu ifadeler aynı şeyi anlatıyor. Ama bizim bunu yazmamızın nedeni t'nin doğrusal bir dönüşüm olup olmadığını bulmaktı. Doğrusal dönüşüm olup olmadığı. O zaman bunun iki koşulu da sağlaması gerekiyor değil mi? Onlar işte burada. O zaman T'yi alalım ve diyelim ki bende A ve B vektörleri var. Onlar R karenin birer elemanı ve A eşittir A1 virgül B. Yo yo A2. A2 diyeceğiz değil mi? Evet A2 ve B eşittir B1 virgül B2. Pardon bu bir vektör değil. Bunlar bu vektörün skaler bileşenleri ve evet B2. O zaman... O zaman soracağız a vektörü artı b vektörü nedir? Sadece onların bileşenlerini toplarsanız bu vektör toplamının bir tanımıdır. Öyleyse bu a1 artı b1'dir. İlk bileşenler birbirleri ile ve ikinci bileşenler de birbirleri ile toplanır. a2 artı b2. Buraya kadar yeni bir şey yok. Peki ama bu vektörün dönüşümü nedir? Yani a vektörü artı b vektörünün dönüşümü. Bunu şöyle de yazabiliriz. Bu A1 artı B1 ve A2 artı B2 vektörünün dönüşümüyle aynı şey olur. Ki biz bunun bir vektöre eşit olacağını biliyoruz. Evet bu bir vektöre eşit. Peki nasıl bir vektör? Birinci bileşeni bunun bileşenlerinin toplamına eşit olan. Yani buradaki ilk bileşen bu iki arkadaşın toplamı olacak. A1 artı A2 artı B1 artı B2. Ve sonra bizim dönüşüm fonksiyonu tanımımıza göre ikinci bileşen tanım kümesindeki sıralı ikilinin ilk bileşeninin 3 katı olduğunu söyleyebilirsiniz. Yani birincinin 3 katı. Bu arkadaşın 3 katı olacak. 3 çarpı A1 artı 3 çarpı B1. Yeterince iyi. Peki A ve B vektörlerinin Ayrı ayrı dönüşümleri nedir? Yani A'nın dönüşümü TA eşittir parantez içinde A1 ve A2. Peki bu neye eşittir? Bizim buradaki dönüşüm tanımımıza bakarsak bu A1 artı A2 ve sonra 3 çarpı a1'e eşit olacak. Bu direkt olarak bizim tanımımızdan geldi. Aynı şekilde şimdi bir de b vektörünün dönüşümüne bakalım. a'ların yerine b yazarsak aynı şey olacak değil mi? b'nin t altındaki dönüşümünün birinci bileşeni b1 ve b2 için b1 artı b2 olacak ve dönüşümün ikinci bileşeni 3 çarpı b1 olacak. Şimdi A vektörünün dönüşümü ile B vektörünün dönüşümünün toplamı nedir? Bunu merak ediyoruz. Bu vektör artı bu vektör. Bu neye eşit? Burada normal vektör toplaması yapacağız. Yani sadece karşılıklı bileşenleri toplayacağız. A1 artı A2 artı B1 artı B2. Sadece bu bileşen ile bu bileşeni topladım. Başka bir şey yapmadım. İkinci bileşen. 3A1 ve biz bu bileşeni diğer ikinci bileşene ekleyeceğiz. 3A1 artı 3B1. Şimdi önce ayrı ayrı her vektörün dönüşümünü alıp sonra onları topladığımız zaman elde ettiğimiz sonuç ile önce vektörleri toplayıp sonra dönüşümünü aldığımızda elde ettiğimiz sonuç tamamen aynı şey. Bunu göstermiş olduk. Yani bu dönüşüm ilk koşulu, ilk şartı sağladı. Dönüşümlerin toplamı ve vektörlerin toplamının dönüşümü aynı şey. Şimdi bu skalerle çarpılan vektörün skaleri dönüşümün dışına atıp atamadığına bir bakalım. A'nın dönüşümünün nasıl olduğunu biliyoruz. Şimdi ilk olarak C çarpı A nasıl görünür bununla başlayalım. C çarpı bizim vektörümüz A. C çarpı A1 ve sonra C çarpı A2. Bu bizim skaler çarpı vektör tanımımız. Kullanmadığım yeni bir renk kullanayım. Evet beyaz iyi. İyi. Şimdi C çarpı A'nın T altındaki dönüşümü ne olacak? Bunu C çarpı A1, C çarpı A2 olarak yazabiliriz. Şimdi dönüşümün kuralına dönersek ilk bileşen bunun bileşenlerinin toplamı. Sonra ikinci bileşen ise ilk bileşenin 3 katı. CA1 artı CA2 olacak ve 3 çarpı ilk terim yani 3 çarpı CA1. Bunu C parantezinde birinci bileşen A1 artı A2. İkinci bileşen ise 3A1 şeklinde yazabilirim. Ama buradaki şeyi zaten tanıyoruz değil mi? Bu A'nın T altındaki dönüşümüyle aynı şey. Evet, gördüğünüz gibi C çarpı A'nın T altındaki dönüşümü C çarpı A vektörünün T altındaki dönüşümüne eşit. Yani ikinci koşulumuzu da yerine getirdik. Yani bunun doğrusal bir dönüşüm olduğuna ilişkin her iki şartı da sağladık. Bu bir doğrusal dönüşümdür. Şöyle düşünebilirsiniz. Tamam, bunu anladım. Ama bir tane de doğrusal dönüşüm olmayan örnek verebilir misin? bana buna uymayan bir şey gösterebilir misin Şimdi çok basit bir örnek yapacağım. Dönüşümümü tanımlayayım. İkisini karşılaştırmak için bunu da R kare'den R kare'ye yapacağım. Daha basit bir örnek yapmak isteseydim R'den R'ye yapabilirdim. Diyelim ki benim dönüşümüm x1 x2 vektörlerini x1'in karesi ve sonra 0 ile eşleştirsin. İşte böyle. Bakalım bu bir doğrusal dönüşüm mü? İlk sorum, a vektörümün bu dönüşüm altındaki görüntüsü ne? Yani T a. Bu arada a vektörü az önceki kullandığım vektör olsun. Bu a 1'in karesi ve 0. Evet, budur. Şimdi bir de c çarpı a genişletilmiş vektörümün T altındaki dönüşümüne bakalım. Bu c çarpı a 1 ve c çarpı a 2 ile aynı şey. Dönüşüm tanımımıza göre, pardon, elbette ki bunun dönüşümüne eşit. Bizim dönüşüm tanımımıza göre bu sadece ilk terimi girenin karesi olan bir değer kümesinde olması gereken yeni bir vektör. Yani c çarpı a1'in karesi. İkinci bileşen 0. Bu neye eşittir? Rengi değiştireyim. Bu c'nin karesi a1'in karesi ve bu da 0'a eşittir. Bu da eşittir c'nin karesi çarpı a1'in karesi ve 0. Buradaki ifade A'nın T dönüşümü altındaki görüntüsü. Yani bu eşittir, bunu aynı renkle yapayım, bu eşittir. T A. Yani size şimdi gösterdiğim şey eğer bir vektörün skaler bir büyüklükle çarpımının dönüşümü. Yani t içinde c çarpı a, c'nin karesi çarpı a'nın dönüşümüne eşit olur. Bu ise dönüşümün doğrusal dönüşüm olma şartlarından birine uymuyor, değil mi? Eğer burada c varsa burada da c'yi görmeliydim. Ama bizim durumumuzda burada c varken burada c'nin karesi var. Yani bu o koşulla çelişiyor. Yani bu bir doğrusal dönüşüm değil. Hızlı bir şekilde bir dönüşümün kuralına bakaraktan onun bir doğrusal dönüşüm olup olmayacağı ile ilgili bir içgüdüye sahip olabilmek için şuna bakabilirsiniz. Eğer kural girdilerdeki değişik bileşenlerden oluşmuş doğrusal bileşimlerden ibaretse bu büyük ihtimalle doğrusal bir dönüşümle uğraşıyorsunuz demektir. Evet bileşenlerin birbiriyle çarpıldığı ya da karelerinin veya kat alındığı bir şeyler görüyorsanız büyük olasılıkla doğrusal olmayan bir bir dönüşümle uğraşıyorsunuz demektir. Bir de ilk bakışta kestiremeyeceğimiz fonksiyonlar var tabi ama genelde doğrusal bileşimler doğrusal dönüşümlere işaret eder. Ama umarım bu video olayın mantığını kavramanıza yardımcı olmuştur. Sonraki video bence en güzel sonuçlardan birini doğuracak.